Merhaba sevgili gençler, ben Ferihan Tanrıkut. Deneysel psikoloji alanında doktor öğretim üyesiyim. Şu anda da Kapadokya Üniversitesi'nde sizlerle tanışmak için merakla, sabırsızlıkla bekliyorum. Evet, psikoloji bölümü hakkında eminim daha önceden bir bilginiz vardır. Genellikle yalnız insanlar psikolojiyi insanların problemleriyle ilgilenen bir bilim dalı olarak görürler. Yalnız bunun böyle olmadığını size şu anda 20 tane alt dalı olan bir bölümden bahsediyorum. Hatta gittikçe bu teknolojinin ve insan problemleri, değişik problemler arttıkça daha da fazlalaşmaya başladı. Psikoloji, insan ve hayvan davranışlarını inceleyen ve davranışları uyguladığında insanın beyninde neler oluyor, zihinsel süreçler nedir, bunları araştıran bir bilim dalıdır. Ve deneysel psikoloji gibi, gelişim psikolojisi gibi, demin de söylediğim gibi bir sürü alt dalı vardır. Genel olarak verilen dersler dünyadaki ve bütün Türkiye'deki en iyi üniversitelerin ders programlarıyla paralel olarak veriliyor. Gelişim psikolojisi gibi, deneysel psikoloji gibi, duyum ve algı gibi, bunların yanı sıra da zaman yönetimi, coğrafya, ilk birinci sınıfta coğrafya, zaman yönetimi gibi, felsefe, mantık gibi, matematik gibi ve araştırma yöntemleri, istatistik, bilgisayar gibi dersler verilecek ve de aynı zamanda da İngilizce açısından öğrencilerimiz mezun olduğunda yeterli derecede İngilizce eğitimi olması için her senede İngilizce dersleri alacaklardır. Evet, Oktay Sinanoğlu binasında psikoloji öğrencilerimizle birlikte ders yapacağız. Orada laboratuvarlar, seminer odaları, bir sürü olanaklar. Ayrıca öğrencilerimize psikoloji alanındaki testlerle alakalı bütün olanaklar da verilecektir. Evet, son sınıfta, dördüncü sınıfta öğrencilerimizin zorunlu olduğu bitirme projesi vardır. Bu da öğrencilerimizin teorik ve pratik olarak öğrendiği bütün dersleri uygulama şansı yakalamış olacaklar. Zaten eğer herhangi bir şekilde klinik psikoloji alanında kendilerini geliştirmek istiyorlarsa bir supervisor belirleyecekler ve onun gözetimi altında mutlaka mezun olduktan sonra da bir staj yapmaları gerekmektedir. Psikolojinin etiği olarak zaten bu gerekli bir şey. Üniversitemizin sunduğu Erasmus, Farabi ve Mevlana gibi bunlara zaten üniversitemiz üyedir. Çocuklarımız değişik ülkelere bu sayede bilgi alışverişi yapabilirler. Şu anda dünyadaki değişik ülkelerle iletişim içindeyiz. Değişik ülkelerdeki üniversitelerden burada psikoloji günleri yapmak için çalışmalar sürdürüyoruz. Çünkü Kapadokya gibi bir yerde özellikle Ürgüp'te bunu başarmak istiyoruz. Ayrıca da psikoloji dergisi, radyomuz da olacak ve bunlarla dünyayla ve Türkiye'deki diğer bütün üniversitelerle iletişim içinde olmayı planlıyoruz.